Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit. RP'de hak, AK Parti'de hak, HDP'de yasak mı? Bu ülkede 50 bin insanın ölümüne sebep olan bir terör örgütü için terör örgütü diyemeyiz diyenler var. Dahası, zaman zaman şiddete başvuran Hak arayışı içindeki bir örgüttür diyenler var. Bu söylemin yönetimde olduğu HDP için açılan kapatma davası. Anayasa Mahkemesi'nin huzurunda sözlü savunmaları beklerken HDP'ye yapılan hazine yardımı konusu gündeme geldi. Terör örgütüne hak arayışı yapan örgüt diyenlere devletin kazasından bir de para yardımı yapılıyor. Hayret ki hayret ama sistem böyle kurulmuş. 12 Eylül darbecilerinin kurduğu sistemde maalesef bu var kendileri ülkedeki Kürt vatandaşlara işkence etmişler. O işkenceler sebebiyle Kürt kardeşlerimizde bir hassasiyet oluşturmuşlar. O hassasiyetin istismarıyla aslında ne olursa olsun doğrusu teröre başvurmamak olduğu halde dış güçlerin de oyunuyla hassasiyet üzerinden bir grup insanı teröre bulaştırmışlar. Makul, aklı selim insanların oluşturacağı seçmen çoğunluğunu da bu terör örgütü etrafında buluşturdukları halk kesimiyle tehdit etmişler. Bugünkü tablo tam da budur. 12 Eylül darbecilerinin ülke genelindeki işkenceleri, Kürtçe yasakları, faili meçhulleri, HDP diye bir partinin ana sebebidir. O HDP bugün ülke genelindeki makul seçmen çoğunluğunun tepesinde Demokles'in kılıcı gibi sallandırılmaktadır. Ülke genelindeki çoğunluk HDP ile işbirliği yaparsa 12 Eylül darbecileriyle iş kotaran ulusalcılar kıyameti kopartıyorlar. Seçmen çoğunluğu HDP'ye yüz vermezse bu sefer muhalefet onu yanına alarak iktidarı devirmeye çalışıyor. Ülkenin bugün yaşadığı ikilem işte bu ve HDP hakkında açılan kapatma davasında Anayasa Mahkemesi bir aşamaya daha geldi. Seçimde yaklaştığı için hazine yardımının 3 misli arttığı bir dönemde Yargıtay Başsavcılığı kapatma davası görüşülmekte olan HDP'ye yapılacak hazine yardımına tedbir konulmasını talep etti. Herhangi bir siyasi parti söz konusu olsa teröre destek verdiği için değil de şu icraatı bu programı için bir parti hakkında kapatma davası açılmış olsa hazine yardımının bloke edilmesi tartışılır da, teröre açık destek veren bir parti kapatma davasına muhatap olmasa bile hazine yardımının kısmen veya tamamen kesilmesi cezasına büyük ihtimalle çarptırılacak bir parti için tedbir kararı verilmesi hiç de yadırganacak bir durum değil. Bunu önyargılı olarak HDP karşıtı bir gazeteci olarak söylemiyorum. Türkiye standartlarında kabul gören uygulamaya göre söylüyorum. Nedir o kabul gören uygulama? Refah Partisi hakkında aslında hukuka aykırı olarak açılmış kapatma davasında Hazine yardımının bloke edilmesi kararı dava sürerken verilmişti. Refah Partisi hakkında Hazine yardımının bloke edilmesi kararı verilirken kapatma kararını hak etmeyen bir parti için o karar verilirken Şimdi HDP gibi sabahtan akşama kadar teröristlerle birlikte hareket eden parti hakkında bloke kararı verilmesine niye itiraz ediliyor? Ki itiraz edenlerin başında gelen CHP'liler, Refah Partisi'ne hazine yardımının kesilmesi kararında alkış tutanlardı. RP'yi bloke kararını alkışlayan CHP'liler, şimdi hangi yüzle HDP hakkındaki karara itiraz ediyorlar? Hidayete mi acaba? Ki konunun hidayete ermeyle de ilgisi yok. Çünkü bugünkü kapatma davasının muhatabı tam da terörle içli dışta olan bir parti. Bir örnek daha verelim. AK Parti iktidarda. Tıpkı Refah Partisi'nin iktidarda olduğu dönemde kapatma davasına muhatap olduğu gibi AK Parti de kapatma davasına muhatap olmuş. Bir farkla ki Refah Partisi koalisyon ortaklığı halinde iktidardaydı. AK Parti ise tek başına iktidarda. RP kapatma davasına muhatap olduktan sonra hükümetten indirilmişti. AK Parti ise kapatma davasından sonra da iktidarda kalmaya devam etti ve sonuçta AK Parti hakkındaki kapatma davası hazine yardımının kesilmesi kararıyla sonuçlandırıldı. Ne yapmıştı AK Parti? Şimdi CHP'nin "Yasağı biz kaldırdık." diye piyasada afra tafra yaparak dolandığı başörtü konusundaki ceberrutluğu sona erdiren düzenlemeyi yapmıştı. MHP ile birlikte yapmıştı. Sen misin başörtüyü serbest bırakan? Bakış açısıyla kapatma davası açıldı ve akabinde AK Parti hazine yardımının kesilmesi cezasına çarptırıldı. Şimdi HDP hakkındaki hazine yardımının kesilmesiyle ilgili bir karar çıkma ihtimaline binaen şimdiden o paranın bloke edilmesinden daha tabi ne olabilir? Ama bakıyorsunuz ulusalcı geçinenler bile HDP'lilerle birlik olmuşlar. Karar hukuka aykırı diye açıklamalar yapıyorlar. AK Parti için bırakın tedbiri ceza olarak verilen kararı şimdi HDP için tedbir olarak kararlaştırılmasını bile hukuka aykırı görüyorlar. AK Parti hakkındaki kapatma davasını açma ilkesizliğinin altında açık destekleri olan Yargıtay eski savcılarından Ö. Faruk Eminaoğlu HDP hakkındaki karar çıkmadan önce hemen topa girmiş. HDP lehine açıklamalar yapıyor. Siz o partiye bu yardımı ödemezseniz eşit seçim yarışından koparıyorsunuz. Bu da seçim kanununa aykırı bir durum, diyor. Vay vay vay, ne kadar da demokratmışsın sen Emine Gözlerim yaşardı. Terör örgütü başının heykelini dikme sözü verenlere, hazine yardımı için bloke konulması seçim yarışından diskalifiye etmek anlamına gelir, diyerek destek çık. Ama AK Parti için ortada bir terör destekçiliği olmadığı halde kapatma davasına katkı sunmakla övün, hazine yardımı kesildiğinde çıkıp bu AK Parti'nin önümüzdeki seçimlere eşit şekilde girememesi sonucuna sebep olur deme. Ne akıllısınız siz, ne tilkisiniz. Gerçekten sizin uyanıklığınıza, tilkiliğinize yetişmek mümkün değil. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit. <laughs>